Kendini pop müziğin kraliçesi ilan eden Hande Yener sahne öncesi karşımızda. Baştan ayağa derilere bürünmüş o gün. Makyajı da bir o kadar iddialı. Takılara gelirsek de aksesuar konusunda hiçbir zaman sınır tanımıyor zaten kendisi. Ama şimdi sahne olacak. Sahne, arkasında da kraliçe yazısı bekliyor sizi. Kraliçe mutfaktan çıkacak. Anladığımız kadarıyla bundan iki hafta önce sahneye mutfak ve aşçı konseptiyle çıkan Hande Yener yine aynı sürprizle sevenlerini coşturacak. Yani ben hep sürpriz doluyum. Elimden geldiği kadar herkesi keyifli dakikalar geçirmeye çalışacağım. Bütün işte 13 yıllık repertuarla birlikte, dansçılarımla birlikte. Derken Hande Yener'i yakalamışken sormadan olmaz. Meslek hayatı boyunca bir dargın bir barışık olduğu Demet Akalın'la geçtiğimiz haftalarda yine kapıştı Hande Yener. Hatırlarsınız, bir organizasyonda sahne alacak olan Demet Akalın kendisinden önce performans sergileyen Emel Sayın sahneden geç inince küplere binmişti. Emel Hanım herhalde kulüp programı zannetti, uzattı da uzattı. Bayağı bir sinirler boşaldı. Çünkü hepiniz ayakta bekliyorsunuz ve bu bir halk konseri olur. Yaşına istinaden öyle şeyler. Bu yaşananlara karşı Emel Sayın sessiz kalırken Hande Yener'den bir atak gelmiş. Twitter hesabına bedava şan dersi verilir yazmış. Üstüne üstlük Emel Sayın'ın Feride şarkısını paylaşmıştı. Bedava şan dersi verilir. Evet, artık öyle. Feride. Demet Akalın için bu yaşananlar bardağa taşıran son damla olmuştu. Demet Akalın bu durur mu hiç? İşine bak zavallı yazarak polemiğe son noktayı koymuştu. Ben ölüyü bir kez mezardan çıkarırım. İşine bak zavallı. Ama ona bir tane güzel bir bulacağız, ondan sonra o da oturacak. Anlayacağınız o gün bugündür ikili bir araya gelmiyor. Birbirlerinin adını duyunca arkalarına bakmadan kaçıyorlar. Tıpkı Hande Yener'in sahne öncesi meslektaşı Demet Akalın'ın adını duyduğunda verdiği tepki gibi. Demet Akalın'da bir Twitter. Sahneye çıkıyorum. Görüşürüz. Kavga kurdum. Çok öpüyorum sizi. Hande Hanım,